İnsanlar bence hayalleriyle kendi boyutlarını ortaya koyarlar. Hedefleriniz, hayalleriniz ne kadar büyükse, varmak istediğiniz liman ne kadar uzak olursa olsun, hayallerinizin büyüklüğü size rotanızı çiziyor. Biz Elbistanlılar olarak, Kahramanmaraşlılar olarak bize biçilen hiç gömlekleri kabul etmedik. Bir gazeteci dostum İstanbul'da geçen tanıtım günlerinde dedi ki, arkadaş şu arkadaki sanatçılara baktığımızda yani sizin ölçeğinizde bir 150 bin bandındaki bir nüfusa göre çok abartılı geldi bize. Ben de dedim ki bir tane sanatçı çıkarmış olsaydık bu senin dikkatini çekmeyecekti. Ve Elbistan'ı konuşmayacaktınız da. Biz İstanbul'u sanki kendimize rakip almışız gibi İstanbul'daki festivallerin de üstüne çıkabilmek adına neredeyse öyle bir iddiayla çok daha büyüğünü yapmalıyız, görkemlisini yapmalıyız ki Elbistan'ı fark edesiniz. Ki biz o nedenle geçen yıl yaptığımız gibi bu sene de Elbistan festivallerine çok iddialı hazırlandık. Geçen yıl off-road yarışlarından dağcılığa, yamaç paraşütüne, yüzme yarışlarına, kano yarışlarına, kültürel yarışmalara, okçuluğa, güreşe, onun dışındaki diğer etkinliklere, imza günlerine varıncaya kadar birçok etkinlik yapmıştık. Ülkemizdeki yangın nedeniyle son günü iptal etmek, finali iptal etmek zorunda kaldık. İnşallah yine aynı haberleri almayız. Bu sefer tamamlarız festivalimizi. Bu yıl, geçen yılın üzerine yeni bir takım etkinlikler de koyacağız. Daha da zenginleştireceğiz. Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın da ana sponsorluğunda bir etkinlik yapacağız. Ve Aşık Mahsun Şerif anısına düzenliyoruz bu festivali. O da biliyorsunuz Kahramanmaraş'ımızın ve ülkemizin bir değeri. Kendisi Elbistan'da. Ustaya saygı diyoruz ve Aşık Mahsun Şerif anısına düzenliyoruz bunu. Geçen yılki etkinliğimize bizim yaklaşık emniyetten aldığım bilgiye göre 20 bin, 25 bin yabancı plaka girişi olmuş Elbistan'a. Yıl içerisinde geçen yılki network'ten edindiğimiz dostluklar, arkadaşlıklarla beraber oradaki derneklerle de sürekli görüşüyoruz. Tarihini yine aynı tarihlerde yaptık. Geçen yılda 26 Temmuz, 1 Ağustos arasıydı. Bu sene de 25 Temmuz ve 1 Ağustos arasında bir etkinlik oldu. Onlar da geliş zamanlarını, takvimlerini festivale göre ayarladılar. Bu bizim için önemli bir karar oldu. Çünkü artık bunu tarihi itibariyle de kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bölgenin de en iddialı etkinliklerinden bir tanesi olsun istiyoruz. Bu sene inşallah Allah nasip ederse çekilişte bir araba vereceğiz oradaki katılımcılara. Bu değer hepimizin diyorum. Yani Kahramanmaraş'ın da değeri, Avşin'in de değeri, Göksun'un da, Çağlayan Ceret'in de değeri. Efendim inşallah diğer belediyelerimizde de buna benzer etkinlik takvimlerini duymaya başladım. Edebiyatın başkentinde bunların da aktivite olarak daha geniş yer alacağını temenni ediyorum. Ben sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. 25'inde Haluk Levent'le başlayacağız. Haluk Levent, Aşık Mahsun Şerif'in birçok eserini Anadolu rock tarzında besteledi. Hatta kasetini alıp yayınlamadığı bazı eserlerini de inşallah orada beraber dinleyeceğiz. Velet 26'sında Salı günü sahne alacak. Daha çok yurt dışında sahne alan, Aslen Elbistanlı olan bir sanatçımız, rapçi. Derya Ulu'yla aynı günü paylaşıyorlar. 26 Temmuz'da. 27 Temmuz Çarşamba günü Buray sahne alacak. Elbistan'ı yakacak diye düşünüyorum. Çünkü çok sevilen bir sanatçı. 28'inde Koray Avcı sahne alacak. 29'unda festivallerimizin vazgeçilmezi Ali Kınık. Yaptığımız anketlerde de en çok oyu Ali Kınık almışlar. Kendisi Malatyalı. O da Elbistan'ı seven. Fahri Hemşehri Berat verdi. Demet Akalın Mahsun-ı Şerif'in bir parçasını, bir de Abdurrahim Karakoç'un bir parçasını seslendirmişti. Magazin camiasından da bu konuda ciddi eleştiriler almıştı. Yaptığımız görüşmelerde ben Elbistan'da, Mahsun-ı Şerif'in şehrinde, onun parçalarını keyifle, zevkle seslendireceğim diye bir iddiası var. İnşallah onu da dinleyeceğiz hep beraber. Finali de Yavuz Bingöl'le yapacağız. 31 Temmuz'da. Allah nasip ederse görüşmeler yapıyorum. Bir İngiliz grupla görüşüyoruz. Eğer onu da ayarlayabilirsem finalde Yavuz Bingöl'den önce onu da sahneye çıkartmak istiyorum. Böylelikle Elbistan Festivali'nin uluslararası bir boyuta geçmesini istiyoruz. Gerçekten biz bir işi yapıyorsak en iyi yapmak zorundayız. En top noktada yapmak zorundayız. Elbistan coğrafi konum olarak biraz daha dezavantajlı bir noktada. Eşit şartlarda yarışabilmemiz için bu programlarımızı ve lansman çalışmalarımızı çok daha iddialı hale getirmeye çalışıyoruz.